için gerekli malzemeler. 1 kilogram dana ve kuzu karışık satır kıyması, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta, 5-6 dal maydanoz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 paket kabartma tozu, aldığı kadar un. O kuzu ve dana karışık. Kıyma. Kıyma diye bıçakla yaptırttım onu. Yani kasabımız biz normalde, Kursel'cim bu elle yapılır. Çift bıçakla satırla. Yani kıyma değil bu diyorsun. Evet, o kıyma İki değil. İki bıçakla böyle hani yapıyorlar çift öyle. Çift kesilen. Bunu şöyle koyalım. Ebem köftesinin kıyması makine yerine elde satırla hazırlanıyor. Dana ve kuzu karışık. Yarım kilo mu aldın sen? 1 kilo. Kıymamız kullanılmadan önce bir de mutfağımızda bıçaktan geçiriliyor ve kabımıza alınıyor. Kıymanın geri kalanı da iyice kıyılıyor. Bunun içine bir tane yumurta kırıyorum Sercan. Tutsun diye. Tutsun diye. Bir yumurta beyazıyla birlikte kıymaya ilave edildikten sonra bir tatlı kaşığı pul biber ve karabiber ekleniyor ve yeteri kadar tuz konuyor. Bir de kabartma tozu. Evet. Köfteye kabartma tozu konur mu? Ha? Evet. Konur. Buna konur. Buna un girdiği için konur. Ebem köftesi hazırlanışıyla şaşırtıcı bir Uşak lezzeti. Mutlaka maydanoz içine şöyle şu kadarı yeter bize. Birazcık. 5-6 dal maydanozun yapraklarını saplarından ayırıyoruz. Kaç yıllık evlisin sen? Ben 1975'te evlendim. Sonra nasıl tanıştın? Tanıştım. Eşim akraba evliliği bizim. Aileler karar verdi, biz yakın evlendik. Yakın akraba mı? Eşimle babam kardeş çocukları. Eşinle babam kardeş. Kayınvaliden babamın halası. 16 yaşımda evlendim. Aa. 17 yaşımda anne oldum. Aa. 18 yaşımda ikinci çocuğum oldu. Eyvah. Yani öyle çok devam ettirdik. Yani 37 yılı bitirdik. Maydanozlar bol suyla yıkanıyor ve küçük küçük doğrandıktan sonra köfte harcına ekleniyor. Köftemizi yoğurmadan önce biraz da sıvı yağ ekliyoruz. Yarım çay bardağı da ayçiçek yağı koyduk. Tüm malzemelerimizi harmanlamaya başlıyoruz. Biraz un döküyorum. Şöyle. Yoğurdukça kıvam alana kadar unu kendim ayarlıyorum. Köfte harcımız hamur gibi yoğruluyor ve istenilen kıvama gelene kadar azar azar un ilave ediliyor. Yetti mi? Bence yetti. Şimdi bileceğim yetip yetmediğini. Bakalım nasıl anlaşılıyor kıvamı. Bu kıvam olmuş. Elini biraz yağladın. O kıvamı anladın. Şimdi elimize yapışmayınca oldu demek değil mi? Evet, o tamam. Elinize yapışmayana kadar yoğuracaksınız, un katacaksınız. En sonunda elinizi yağ buladığınızda, böyle köfte haline getirdiğinizde bulaşmıyorsa olmuştur. Köftelerimizi kızartmak için tavamızı ocağa alıyoruz. Tavanın altını yakıyorum Nursel. Biraz da sıvı yağ ekliyoruz. Şimdi evet Nursel'cim bak şöyle yapıyorsun. Elini yağladın. Yağladım. Önünü de böyle çalışacağın yeri de yağlıyorsun. Şöyle koy bakalım. Kıymanın yapışmaması için hem zebini hem de elimizi yağlıyor ve pasta tabağı büyüklüğünde köfteler hazırlıyoruz. Kolaylık olsun diye ev sahibimiz kıymayı bezelere ayırıyor bu arada. Zemini bu sefer unluyor ve hazırlanan köfteleri oklavayla hamur gibi biraz açtıktan sonra yağda arkalı önlü iyice kızartıyoruz. Çabuk da pişiyor. Çok ince ya. İnce olduğu büftek için. Büftek gibi oldu. Hani incecik büftekler olur ya. Evet evet. Kısa zamanda pişen ilk köftemizi tavadan alıyor ve sırada bekleyen diğer köftelerimizi kızartmaya devam ediyoruz. Ebem köftesini yapıyoruz. Bu bizim üçüncü yemeğimiz. Malzemesi oldukça değişik bir. Köftelerimiz pişerken fırındaki döndürmeyi de kontrol etmeyi unutmuyoruz. Süper olmuş. Harika. İki kat hamur arasına ekmek içi ve ıspanaklı harç saklı döndürmeyi fırından çıkarttıktan sonra Ebem köftesinin tadına bakmak için sabırsızlanıyoruz. Ama var ya ne sinir ne stres kaldı. Börek gibi oldum yani çok ciddi söylüyorum. Hamur işi gibi ya çok zevkli. Yumuşak oldu değil mi? Vallahi yumuşak oynadım bugün. Acayip zevkli.
Sıkılmadan yapabileceğiniz ve sevdiklerinizi şaşırtabileceğiniz bir köfte tarifi geliyor bugün mutfağımızdan mutfağınıza. Şu fırçayla sürüldü ya, bu benim çok hoşuma gitti şu görüntü. Evet, çizgi böyle çizgi. Yol yol olmuş ya. Şöyle fırça izleri var hep. Çok hoşuma gitti. Bir de tadına da baksak mı ne? Evet. Çok merak ediyorum bunu gerçek. Hayır diyor. Ya adım çok yeni çıktı ya. Ben yemem o kadar. Tadına bakıyorum ya. Sizin yani için yapıyorum yani. Son köftemiz. Evet. Ama var ya bir şey söyleyeyim. Harika bir köfte oldu bu. Yapımı çok güzel oldu. Deniz sen de beğendin. Deniz de okey verdi. Pişmesi çok güzel. Şekli çok güzel. Daha pişerken kendine hayran bırakıyor Evem köftesi. Böyle misafir, özel misafire falan çıkacak bir yemek. Evet, evet, evet. Satır etiyle böyle. Satır etiyle. Oh, makineden geçmediği için, satırla doğrandığı için daha lezzetli olurmuş bu köfte. İçine kabartma tozu koyduk. O çok ilginçti. Oklavaya bile köfteyi açabildin. Ya oklavayla köfte açtık yani. Eline hiç oklava almamışlar için pratik ve fark yaratacak bir başlangıç. Keşkeyi hatırlatalım böyle açmışken. Keşke karıştırılmazmış. Her seferinde söylüyorum ama yeni açanlar için. Sadece şöyle dibine baktık. İlk yemeğimizdi bu bizim. İlk önce onun buğdayını koyduk. Akşamdan pişirdiği halde buğdayını koyduk. Etini koyduk. Yani kaçtan beri yapıyor, pişiyor bu? 2 saat oldu. 2 saat geçti olmuştur, bile. Geçmiştir 2 hala saat. Pişiyor ağır ateşte eti ve buğdayı. Evet. Bu da bitti. Biz şimdi bu yemekten sonra mutfağımızı toplayacağız. Ne yapacağız? Bundan sonra da haşhaşlı revanimizi yapacağız. Haşhaşlı revanimize geçeceğiz. Sonuna geldi. Aslında o son yemeğimiz ama sonra keşkeyi bir tamamlamamız evet, gerekecek. Ondan sonra da keşkeyimizi tamamlayacağız. Şunu şöyle bir elime alıp kaç tane yapmışız? Bayağı da yapmışız ha. Evet. Bereketliymiş. Bereketli oldu. 1 bolca kilo yaptık. Kuzu ve dana etinden yaptık. Bu bizim 3. yemeğimizde. Çok güzel oldu. Güvenin bana, muhteşem oldu. Mutfağımızı toplayacağız. Sonra 4. yemeğimiz haşhaşlı revani yapacağız. Tatlı değil mi? Evet tatlı. Tatlı, tatlı. Ama haşhaşlı. Haşhaşlı. İçinde tamam, haşhaş var. Oldukça değişik bu da. Haşhaş giriyor. Sonra da keşkeğimizi tamamlayacağız. Sosu da... Yemeğimiz Evem köftesini servise hazırlıyoruz. Maydanoz yaprakları ve domatesle süslenen yemeğimiz masamıza gitmeye hazır. Sen boşuna aşçı olmamışsın.